FarmTürk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Farm Simulator'da yeni bir haritayla, yeni bir oyunla karşınızdayım gençler. Burada ne yapacağız? Burada çiftçilik yapacağız tabii ki. Ne yapacağız? Haritaya geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan kanala bir abone olmayı, videoyu beğenmeyi, diğer aşağıdaki açıklamalar, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın diyeyim. Bunu hatırlatayım. Ve ardından lafı sözü fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçtiğimizde buradaki alanları falan düzenlemesini ben yaptım. Haritayı bilenler biliyordur. Harita şey yani. Motup gazetesinden indirdim ben bu haritayı. Valtrek mi bir şey, öyle bir harita, bomboş bir harita arkadaşlar. Tarlaları falan kendim oluşturuyorum. Ben oluşturdum birkaç tane tarla, yani 4 tane tarla oluşturdum. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm tohum, gübre falan alıp tarlalarımızı ekeceğiz arkadaşlar. Onun için lafı sözü fazla uzatmadan hemen mağazaya doğru yol alacağım. Auto Drive modunu indirdim gençler. O Auto Drive modu ne işe yarıyor derseniz, yolları falan oluşturdum arkadaşlar ben. Traktörler kendileri gidip geliyor belli yerlere, tarlaları falan. Daha burada yapacak bir son işimiz de var işin gerçi yani. Bir tarla ekmeyeceğiz. Tarla ekim biçimiyle uğraşmayacağım. Burada birazcık küçük traktörlerle oynayacağım. 3 tane traktörümüz var şu an. Klas, Neoland, Massey Ferguson olmak üzere. Şu makineleri bağlayayım. Şu şeyi nereden açıyorduk? Auto Drive'ı. Bunu acaba biz şeye yollayalım. Markete gitsen. Şöyle yaparsak bu birader gider oraya. Ben de hemen arkaya dönüp şey alacağım. T6'yı alacağım. Onun önüne palet takacağız. Palet taşıyıcı kepçe takacağız. Daha doğrusu kepçe aparatları falan var da. Palet taşıyıcı. Ya neyse anladınız siz işte, onu alacağız takacağız. Ama ilk önce ne yapmamız gerek, şu orayı bir arkaya almamız lazım. Burada arkadaşlar birazcık gerçekçi oynayacağım. Mümkün olacak traktörü işten kullanacağım. Tabi paletleri sararken dıştan oynayacağım da. Bu arada birazcık gerçekçi oynayacağız gençler, onu söyleyeyim şimdiden. Şunu sök birader. Niye sökmüyor? Ha söktü. Gençler bu arada mükemmel bir kar yağdı bizim buralara ya. Her yer doldu anasatım. Evden dışarı çıkamıyoruz, o derecedeyiz yani. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Araba maraba saplandı benim ya. Daha azıcık araba ihtiyacım yok şu anda. Azıcık şey olsun. Bir arabayı falan kurtaracağım bugün. Çok kötü yerde kaldı araba ya. Acaba çıkar mı umuduyla bir çıkardım dışarı iyice kar yığmadan dedim ama daha da ne kadar kar yığsın, diz boyu kar var çünkü dışarıda. Şunu kepçemizi takalım şuna. Abi öndekini söken buraya, biz öndekiyle bir işimiz yok. Şunu kaldır. T6 aldık arkadaşlar. Ne var lan, vazgeçemiyoruz. Ne yapalım anasatayım. Mavi olsun, bir fazla olsun dedik ya. Mimzellerimiz, ekipmanlarımız burada. Daha alacağımız ekipmanlar falan var arkadaşlar. Bu kadar ekipmanla oynamayacağız. Şimdilik ben ilk videoyu bir an önce çekeyim diye girdim videoya çünkü şey yaptım. Adını siz söyleyin. Acele ediyorum arkadaşlar. Şu yandaki tarlayı falan ben oluşturdum. Bunları büyük traktörlerle oluşturdum tarlaları arkadaşlar ben. 4 tane daha tarlamız var. Hani geri kalan çorak arazi arkadaşlar. Bu kenarları falan fabrikalardır, ıvırdır zıvırdır. Üretim zincirini yerleştireceğiz. Yolun kenarını. Bu yolu falan değiştirdim. İlerleyen günlerde ben bu haritanın save dosyasına paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, bu fabrikaları falan yerleşim bitsin. Oyunun sonuna doğru ben bunu save dosyasına paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Burayı bayağı peyzajlayacağım ben bütün araziyi çünkü. Bayağı güzel bir şeyler yapmaya çalıştım sizlere gençler. Şuradan mağazamıza doğru gidelim. Mağazadan alacaklarımız var çünkü. O değil de bizim traktör ne oldu ya, varmadı bir şey. Öbürkü adını söyleyeyim. Ferguson. Oraya varsaydı, ha vardı, tamam. MF4710M ulaşmış tarlaya. Çok iyi, çok güzel şeye, hedefe. Bu Auto Drive modu arkadaşlar. İnternetten videolarını izleyip öğrenebilirsiniz. Hatta bana da öğret abi dersen çekeriz de videosunu arkadaşlar. Ben tam bilmiyorum Auto Drive modu nasıl oluşuyor. Yani ben birazcık rota çizmeyi falan öğrendim onda. Bizim işimizi kolaylaştırsın diye. Çünkü Follow Me mod yok, bir şey yok arkadaşlar. Traktörlerin peşinde, biçerlerin peşinde tek tek taşımak için koşmayacağız. Yani bu arada yerleşmiş bir sürüş şeyi de yok. Hani traktörü gel şuraya git diyemiyorsun da. Şimdi geldik tarlamıza. Tarlamıza diyorum ya. Mağazamıza. Ne tarlası. Şu şurada dursun. İki Roma da getirmeye gerek var mıydı ya? Aslında hiç gerek yokmuş gibi ama. Şunu birazcık düzleyeyim ben. Çünkü birazcık ataşman falan satın alacağız buradan. Şunu şöyle çekersek. Birazcık gübre mübre alacağım. 10 çuval. Tohum alsak, 10 çuval da gübre alsak bize şimdilik yeter. Ben şunları bir alayım arkadaşlar. Geliyorum satın aldıktan sonra. Evet arkadaşlar 10 palet gübreyi aldım ben. Gübre ediyorum tohumu. Şimdi bunları Massey Ferguson nereden çıkıyor ya? Neoland T6 ile yükleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yükleyeceğiz onu bilmiyorum ha. Şansımızı deneyeceğiz. Bu çatalların arasını kapatabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Aslanımsın benim ben. Arkadaşlar bunu böyle işten kullanmak istiyorum ama sararken işten kullanamayacağız maalesef. Birazcık realistliğin dışına çıkacağım burada. Hakkınızı helal edin diyor. Ne diyeyim? Kusura bakmayın gençler. Şunu da şöyle üstüne bırakırsak şunu. Çok ayarsız geldik. Böyle işten daha iyi ayarlayabilirim bunu. Gene gıcık tutmaya başladı videonun başında beni. Ses solu. Hoppa. Gel birader. Gel birader. Hadi. Sağ ol. Buraya fazla uzatmam zaten. Buraları keserim arkadaşlar ben çoğu yerini. Size böyle tek tek gübre sardığımızı göstermem. Çünkü tarla ekmeye gideceğiz direkt. Tarla ekilişiyle uğraşacağız.
Onun için fazla şey yapmam yani. Hoppa, vurma aman oraya. Düzgünce gel, düzgünce gel. Hadi bakalım yiğidim. Hoppa, olmadı. Güzel abisi. Hoppa. Ben gübreleri tohumları arkadaşlar yavaş yavaş buradan bir doldurayım. Buraya atla çünkü en son bölümde de Fortnite'e sardım, zaten izlediniz onu tek tek. Burayı size izletmek istemiyorum böyle tohum gübre sarma işini. Oğlum ne oluyor lan? Basketbol oynuyor traktör. İzletmem desem de yine de izleteceğim size. İşkence diyeyim anasını satayım. Arkadaşlar sizden ricam mutlaka videoyu beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Yorum atmayı, beğenmeyi mutlaka unutmayın. Videoyu mümkünse kesmeden izleyin arkadaşlar sonuna kadar. Zaten kesintili atıyorum ben size sıkıcı yerlerini. Ananı avradını. Lan oğlum. Dalga geçme bırak şunu. Ha hoppa. Öbür Romo'yu getirmeyecektik biz ya. Tek Romo'ya saracağım ben bunların hepsini çünkü ya. Gerçi arkadaki Romo'ya da şey sararız ya. Herbist'i sararız ya. Herbist tanklarını atarız oraya. Neyse arkadaşlar ben bunları bir yükleyeyim şuraya traktöre. Ondan sonra bakarız işimize. Evet arkadaşlar 10 ton tohumu aşağı 10 ton diyorum ya. Harbiden 10 ton falan ediyor ya. 10 ton 500 kilogram falan ediyor. Yalan da söylemiş olmayız. 10 torba tohumu kamyona Roma'ya yüklemiş olacağız şimdi ama bir salaklık etmezsek tabi. Tamam. Bunlar duruyor öyle. Tamam. Şimdi bir 10 ton da şey alayım ben. Uf gözüme de bir şey kaçtı. Bir 10 ton da gübre alayım. Bir su içeyim. Bir 10 torba da gübre alayım arkadaşlar ben buraya. O gübreleri de yükleyeyim. Hemen alıyorum. 10 torba da şeyimizi aldık gübremizi arkadaşlar. Herkül modu yok oyunda. Onun için birazcık oyun zorluyor arkadaşlar beni ya. Alışmışız Herkül moduna ama bunları da öğreneceğim arkadaşlar. Bunlar birazcık pratik işi. Herkül modu kullanmayacağız arkadaşlar FS22'de. Şeyde çok kullandık FS19'da. Balya sararken falan iyi oluyordu ama burada zaten küçük balya yapacağım arkadaşlar. Büyük balya yapmayacağım merak etmeyin. Ekipmanlarımız zaten hani Türkiye şartlarına göre büyük olsa da dünya standartlarına göre küçük ekipmanlar yani. Adamlar T6'yı küçük traktör kategorisine koymuşlar anasını satayım. Ya siz düşünün. Bunlar küçük traktör kategorisi. Bizim kullandıklarımız ne kategorisinde acaba? Onu merak ediyorum gerçek hayatta. Adamlar T6'yı küçük traktör kategorisine eklemiş ya. Şunu eğer şurayı yıkmadan yanaştırabilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. İşte. Yavaş yavaş elimiz alışacak arkadaşlar bunlara ya. Çünkü biz biliyoruz alışkın değiliz böyle şeylere ya. Biz Herkül modcuyuz. Hoppa arkadaşlar ben şunları bir şeride atayım ya. Bu anasını satayım. Yoksa biz kendi kuyumuzu kendimiz kazacağız bu gidişle. Onları yıkacağız gibi geliyor bana. Hoppa yere vurma. Şey moddayım dedim arkadaşlar. Yeri kazabiliyoruz artık. O modun nasıl çalıştığını öğrendim. Mesela traktörün kepçesinde falan yeri kazabiliyoruz arkadaşlar. Düzleyebiliyoruz. Bayağı güzel olmuş. Güzel etkinlikler yapılır o modda yani. Bak kaldır babacım. Kaldır gel. Neyse bakalım şunları da ben bir atayım fazla şey yapmayayım arkadaşlar. Sizi de bunaltmayayım. Burayı izleterek. Evet arkadaşlar şeylerimizi, gübrelerimizi, herbistlerimizi, tohumlarımızı Roma doldurmuş bulunmaktayız. Bunları götüreceğiz. Bir de evde yıkacağız. Öyle bir derdimiz, sıkıntımız var arkadaşlar. Nasıl yaparız ben de bilmiyorum. Ama burayı hallettik. Hemen bu traktörü bir yollayayım ben gitsin arkadaşlar eve. Şöyle yaparsak şuradan eve gider o. Ben bunu kendim götüreceğim. Hop aman acele etme. Şu şeyleri bağlayayım arkadaşlar. Tohumları, gübreleri sabitleyeyim. Yolda bir de bunu yıkmam. Şimdi şoföre vereyim de bunu devir mevir güvenmedim adama ya. Ben bunu Ferguson'la kendim götürürüm. Ay maşallah Ferguson'da iyi böğür deniyor ha bunu götüreceğim diye. Arkadaşlar iki tane daha büyük romamız var bunun dışında. Bunları balya taşımak için kullanacağız. Şuradan birazcık yavaş dikkatli dönelim. Tamamdır. Tamamdır düz yola çıktık artık. Kapatır gideriz buradan. Buradan gerisi sıkıntı değil bizim için gençler. Şunu kapatayım. Ekran kirliliği yapmasın. 750 kilogram gübre 10.500 litre daha doğrusu tohum 4.000 litrede herbisit aldık arkadaşlar. Yol birazcık bozuk ama sıkıntı değil arkadaşlar. Ferguson'da traktörü göstereyim arkadaşlar. M410 serisi Dyna 2 şanzıman var bunda da ama vitesli yapacak bir şey yok. Vitesi var gençler. Birazcık böyle küçük traktörler de olsaysa buna göre pulluk falan da aldım arkadaşlar. Bunda ben iyi nadas yaparım ha. Birazdan tarlaları marları göreceğiz arkadaşlar zaten ekmeğe. Başka yere bir çiftlik daha kurdum. Daha oranın çalışması bitmedi arkadaşlar. Bunda bölüm bölüm yani. Ben boş kaldıkça buraya ekleme yapacağım. Tarladır, çiftliktir, üretim sahasıdır, un değirmenidir, fırındır, ıvırdır, zıvırdır, anasının körüdür. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin yani siz. Şimdi bir tarlaya şey ekeceğiz. Yonca ekeceğim. Uzakta bir tarla var arkada. 3 numaralı tarla diye adlandırdım benim. Oraya yonca ekeceğim.
1-2'ye yulaf ekeriz. Atları vereceğim yulafı da. Şimdi ilk sezon buğday dursun arkadaşlar. Şimdi fırın mırın yok. Daha değirmen meğirmen kuracağız. Ama biraz sert döndük ama. Bir tane de 5 numaralı 4 numaralı tarla var. 5 numara mı? 4 numaralı tarla var. 4 tane tarla. 4 numaralı tarlaya da mısır silajı ekeceğim arkadaşlar. Oraya silaj yapacağız. Yani planlamam bu şekilde olacak. Yolda fikir de değiştirebiliriz. Belli de olmaz. Yavaş yavaş yavaş. Romoklar ittiriyor lan. Uf, oluyor da az daha. Felaket kaydık ha. Felaket kaydık. Felaket kaydık. Şimdi bunları buraya bir yere yıkacağız Romo'nun birini arkadakini ama şu göze yıkabiliriz onu. Aynen arkadaki Romo şuraya indirem arkadaşlar. Bize arkadaki Romo fazlalık. Bize şimdilik şu gerekmiyor. Hoppa çöz 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 çöz. Bağlama çöz anasını satayım çöz. Her yeri spanzetledin anasını satayım be. Heh. Dur motoru stoplayayım ya. Motor bedava mazot yakmasın. Bunu stop et. Hop. Arkadaki Romo'yu ben buraya indireceğim arkadaşlar. Bu arkadaki romaklıklar biraz fazla bizim için şimdilik. Onları şeyde kullanacağım. Mısır diyorum ya. Ne adını siz söylüyorum. Mısır ekerken kullanacağız daha doğrusu. Doğru da söylemişim aslında. Yanlış bir şey de söylememişim. Burada alan çok dar işte arkadaşlar. Burada nasıl yaparız onu bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş hareketlerle bir şekilde boşaltacağız bunu buraya gençler. Neyse arkadaşlar ben size şey yapmayayım. Bunları hemen şu arkaya yıkacağım. Burayı keserim. Büyük ihtimal burayı siz cayır cayır sonuna kadar izletin. Evet arkadaşlar bu tohumları indirmesi yüklemesi kadar kolay olmadı. İşin gerçeğini söylemek gerekirse bayağıdır. 20 dakikadır falan herhalde burada şeyle develeniyorum aşağı yukarı. Tohumlarla. Ya uçuyor paletler bir şey oluyor. Bak takıldı arkadakine şimdi. Bir sakatlık çıkarmadan şunu bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum da bir türlü. Hah. Hah tamam çıkardık. Sonunda ya. Bu motoru salacağım arkadaşlar buraya. Bu durdu. Söyleyemedim ya. Bu burada dursun. Bununla bir işimiz yok şimdilik. T6'yı salacağım buraya. Yeter bugünlük çalıştı. Bunda da çok işimiz var. Ben ne yapacağım? Ben şunu hemen şey sokayım. Stoplamamışım bunu ya. Deminden stop ettiğim gibi. Şeyler düştü senin üstünden aşağı ya. Gübreler, tohumlar aşağıya düştü. Romantların altından falan çıkardım tohumları, gübreleri hep ya. Sinir krizi geçirecektim neredeyse. Kapatıverecektim. Herkül modu olsa kullanacağım neredeyse ya. Ama herkül modu yok işte maalesef. Kullanamadık. Şu arkadaki tek romo bir salayım arkadaşlar ben şu arkaya. Tabii şuradan arkadaki romo devirmeden bir dönem. Tekli romo şuraya indir vereceğim arkadaki tek olan romo. Şey boş olan romo tek romak diyorum ya. Bugün kelimeler melimeler gönyem şaştı ya deminden beri şeyle uğraşmaktan. Şimdi bunu şeye salayım ben arkadaşlar. Biz 3 numaralı tarlaya yonca ekeceğiz. Oraya ekeceğiz direkt. İnşallah doğru tarladır. İnşallah oradaki rotayı da güzel çizmişizdir ha. Ben de klası atlayacağım arkadaşlar. Ona mimzeri takacağım. Ekermak marka mimzerimizi. Gideceğiz. Tarlada ekeceğiz ya. Pek de bir şey yapmayacağız için gerçi. Şunu kapat. Rotaya gerek yok. Ey yavrum be. Klasa bak. Kükrüyor be. Kükrüyor. Ben bu oyunda en çok klas traktörlerini sevdim ya. Onun için klas aldım. Arkadaşlar. Klas traktörlerini sevdim yani oyundaki. Mimzerimiz nerede? Mimzerimiz şurada. Ekermak marka. Gel abisi. Gel abisi. Gel 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 gel. Tarlalar sürümü hazır mı? Hazırlanmış bir durumda. Ekime. Ya bu sezon şey olsun da ikinci sezon bunları bir kültivatör mültivatör çekeceğiz. Taş temizlidir, ıvırdır, zıvırdır hepsini yapacağız arkadaşlar. Ama bu sezon şimdilik böyle olacak maalesef. Yapacak bir şey yok. Çok da fazla. Şöyle dönersek şu aradan tamamdır. Tarlalarımızı görmüş olacağız arkadaşlar. Yani tarlanın biri burada. 4 numaralı tarla arkada bir yerde arkadaşlar. Yani 4 numaralı dediğim tarla. Ama öbür traktörün varmış olması lazım. Doğru. İnşallah yolda devrilmemiştir. Devrilirse çok kötü olur. Bir de onu kaldıracağız diye uğraşamam. Bayağı bir vaktimizi alır onu kaldırması. Gençler. Şöyle tarla yollarından, aralardan, derelerden yapıştırıp gidelim. Bayağı videonun süresi uzun olacak arkadaşlar. Çünkü şeyi de ekebilirim ya. Yulafları da ekebilirim. 4 numaralı tarlamız da burası arkadaşlar da. Tabii biz çok yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğiz. Ben öbür traktör alıp geleceğim. 3 numaralı tarla yollayacağımızda traktörümüz 4 numaralı tarlaya yolladık ya. Allah akıl fikir versin bize ne diyeyim. Ya şu arkalar falan boş arkadaşlar. Oraları fabrikalar, mavrikalar dolduracağız oraları işte dediğim gibi. Ben şu traktörü bir alıp da geleyim. Yiğidim sonunda geldi. Yiğidim sonunda geldi. Rotada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Onu düzelttim ya. Ondan dolayı şey ekmiş. Markete doğru yol almış traktör. Bu arada biz gerçekçi oynayacaktık en son. Onu unuttuk. Yine traktörle abuk subuk hareketler yapmaya başladık. Şöyle içten gideceğim arkadaşlar. Hoppa çok yamuldu. Şöyle ona doğru yanaşayım. Oradan gübreleri boşaltacağız içine arkadaşlar. Şu an gübre alıyor içine. Anladığım kadarıyla. O deposu bayağı büyükmüş bunun ya. Oğlum ta onu nereden görüyorsun? Ta arkadan niye alıyorsun onu ya? Oo bu bayağı çok alıyor ya. Doldur bakalım aga. Biz bunu herhalde romanın hepsini bir sefer dolduracağız buna. Biz boşuna da şey getirmişiz ya. Hepsine ve yıksak olurmuştu bu gübrenin tohumu ya. Doldur.
Neyse arkadaşlar, ben bunu bir doldurayım şu tübreleri. Evet arkadaşlar, ben moda hiç bakmadım. Modlu arkadaş sağ olsun deposunu çok büyük yapmış bunun. Hiç de gerek yokmuştu aslında böyle bir şey yapmaya ama neyse, yapacak bir şey yok. Büyük mük aldık artık. Şöyle geleceğiz arkadaşlar ufaktan. Biz ne ekeceğiz buraya? Oğlum buğday değil, yonca ekeceğiz buraya arkadaşlar. Hoppa, tamamdır. Gel. Ekime başladı mı? Başladı, ekiyor. Tamam. Tamamdır gençler, ekime başladık. Faldır küldür ekeceğiz. Ama lakin ki bu mizerle ekmeyeceğim arkadaşlar, andığım gibi. Andığım kadarıyla. Bu niye bu kadar son gaz gidiyor böyle ya? Oğlum arkada mizer yokmuş gibi gidiyorum ben şu an ya. Bu mizer böyle çalışıyorsa sıkıntı arkadaşlar, mizerimizi değiştireceğiz. Ama şimdilik bu tarlayı bununla ekem. Bir dahaki tarlada ben mizeri değiştireyim arkadaşlar ya. Bu olmadı, beğenmedim. Şunu hızı 30'a değil de 25'e düşürsek sıkıntı olmaz herhalde. Şöyle ekebiliriz. Hay maşallah. Son gaz tarla ekimi yapıyoruz arkadaşlar. Oğlum ben bunu nasıl kontrol edeceğim bu hızlarla ya? Mümzer dönmüyor bile, baksana ya. Bu mümzerle iş olmaz arkadaşlar. Çok kötü oldu ya. O kadar emek şey boşa gitti ya. Bunu acaba buraya boşaltabiliyoruz mu ki ya? Dur bir dakika, şu bir tör döneyim de. Mümzeri değiştireceğiz, olmadı ya. Bir mümzeri alıp geleceğiz ya. Bu mümzeri ekermak mekermak diye indirdik ama. Şuna baksana, adam asfaltta gider gibi tane ekiyor, satayım. Göstereyim diye böyle yapıyorum arkadaşlar. Realistin dışına çıktık birazcık ama. Dur ben bakacağım ona ya. Bunu birader durdur sen. Bunu durdur sen. Ekim makinesi çalıştır. Tohum seç. Boşalt diyor. Dur bakalım. Boşaltan bunu arkadaşlar. Buraya boşaltayım ya. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ben bir makineye alıp geleceğim. Bu çok fazla oldu ya bunlar. Bunu boşaltacağız buraya. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Boşalttık arkadaşlar. Ben buna gideyim bir gübre makinesi alıp geleyim. Tohum makinesi alıp geleyim ya. Bununla bu olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Makinemizi alıp geldim ben. Ekime bununla başlayacağız arkadaşlar. Bizim eski FS19 izleyicileri bilir zaten. Orada kullanmıştım ben bu makineyi. O makinenin aynısı arkadaşlar bu. Pardon, ses gitti yine. Vallahi kusura bakmayın, videoyu rezil ettik birazcık ama olsun. Zor da olsa ekime başladık arkadaşlar. Zaten köşelerini şey döneceğim arkadaşlar buranın. Gidip geleceğiz, döne döne ekeceğim arkadaşlar. Köşeleri en son düzelteceğiz oyunda, yapacak bir şey yok. Şöyle ekeceğiz, anlatabildim mi arkadaşlar? En son köşeleri döneceğiz. Döneceğiz de. Ha, burası anıza ektiğimiz için böyle gözüküyor. Tam ben tarla ekilmiyor zannettim ilk önce arkadaşlar ya. Şeyler var ya, otlar var ya, ondan dolayı böyle gözüküyormuş ya. Ben bu tarla bir an ekilmiyor zannettim ya. Dur bir dakika, sal bunu. Sırt işaretleyiciyi aç. Ha, tamam. Şimdi ekiyoruz arkadaşlar. Sırt işaretleyiciye göre gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben tarla ekemiyor, ekmiyor zannettim de şu otlar var ya sarı sarı tarlanın üstüne. Hoppa, yanlış bir şey yaptım. Şöyle yapacağım. Bu otların olmasının sebebi, burası çim tarlasıyken ben büyük bir makine aldım. Onun kültivatörüyle oluşturdum bu tarlayı. Ondan dolayı bu otlar gözüküyor. Şimdi tarla ekerken biz tarla ekilmiyormuş gibi gözüküyor aslında bizim gözümüze de, tarla ekiliyor. Ekilme gibi bir sıkıntı yok, merak etmeyin gençler. Sadece şu köşeleri toplarken biraz zorlanacağız. Yapacak bir şey yok, o kadar da olsun ya. Traktörü çizgiye sokamıyorum. Bir ilk sırayı dönem, ondan sonraki sıraları şey yaparız, ayarlarız arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın, videoyu rezil ettik ya. Bak, güzel videoyu rezil ettik ya. Şurayı dön şöyle aga. Oraları en son dönüm başı dönerken ayarlayacağım ben gençler yani. Yapacak bir şey yok. Ya bir saattir videodayım yaklaşık. Hiçbir şey oynamadık diyebiliriz videoda ya. Daha bir tarlayı bile ekemedik. Daha döneceğiz geleceğiz, onları falan saracağız oradan. Ayva yedik ya. Onları Roma'ya saracağız bir yeniden. Paletleri şey şeklinde attı. Benim aldığım gibi indirmedi de. Büyük şey gibi attı. Adını siz söyleyin ya, diyemedim. Anladın işte, öyle attı işte. Böyle indirdi paletleri aşağıya. Traktör görüyoruz karşıda. Vallahi kusura bakmayın gençler. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim ben bu işin ya. Şimdi biz çizimize girelim artık düzgünce. Şunu ortalarsak ekim makinesi düzgünce bir ekim yapar. Hatta ortalamaya bile gerek yok. Aynen, ortalarsak bizim işimiz olur gençler. Bu köşeleri döneceğim arkadaşlar en son. Bir de burayla uğraşmıyorum şimdi köşe döneceğiz diye ya. Şu çizgileri ortalarsak bir sıkıntı olmaz ekerken biz. Neyse, ekim makinesi dedim böyle çalışacak ya. Anasatın beni uğraştırıyor 2 saattir. Şöyle ışıktan bir ekran görüntüsü alayım ya. Ben buradaki işi biraz biraz üretiyorum gençler. Böyle azıcık kesinti yapacağım videoda büyük ihtimal. Allah'tan sırt işaretleyici var. Sırt işaretleyici olmasa biz bu tarlayı ekemezmişiz, söyleyeyim size. Sırt işaretleyicinin sayesinde ekebildik. Yoksa bunu ortalayıp da gidemezmişiz böyle. Döne döne ekiyorum tarlayı dediğim gibi. Az bir yer kaldı zaten. Buraya ekeriz. Mevsim ben biraz hızlandırıp şeyleri falan da ekerim ya bu videoda. Yulafların ekim vakti ne zaman bilmiyorum ama yulafları da ekeceğim arkadaşlar. Yonca ile beraber. Tabi bir ara gelip şu şeyleri sarmam lazım buradan.
Ne zaman sararım onu da bilmiyorum ha. Orada şeyler kaldı dal ortada. Bütün tohumlar falan. Her şey. Ya oyunun bize yaptığı şey, cilvesi oyunun, ne diyeyim artık, modun cilvesi oldu bize ya. Ben hiç hiç denememiştim oyun bizleri. İlk defa burada denedim yani, ilk defa burada soktum tarlaya. Yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum ya. Adam 50 km hızla şey ekiyor, tohum ekiyor. Tohumdan ne hayır gelsin. Zaten ayarı kaçtı makinenin. Hoppa, şu köşede de yavaş yavaş gitsek yeridir artık ya. Neyse birkaç tur daha atayım da şöyle bir. Bir daha geleyim bu tarafa. Bir daha geldiğimizde şeyi kapatırım. Adını söyleyeyim. Sırt işaretliciyi kaldırırız. Şey yaparız. Anlayın işte. Köşeleri de döneriz. Dönüm başlarına döneriz ya. Şey yaptıktan sonra. Şu köşeye de döneyim geleyim bir tur daha. Ondan sonra köşeleri dönmeye başlayayım yavaş yavaş. Ya burası dediğim gibi ben büyük traktörle ektim. Yani büyük traktörle sürdüm ben bu tarlayı oluşturdum. Onun arkasına taktım kültivatör. Demek ki anızı parçalayıp bırakıyor üstte. Şey yapmıyor yani. Gömmüyor toprağın altına. Ters düz etmiyor toprağı. Ya doğrusu iyi karıştırmıyormuştu. Ondan burası böyle kaldı. Ya bu sezon böyle geçsin arkadaşlar. Bu sezon bir atlatan bir daha zaten pullukla mulukla içeceğiz daha buraları. Buralara pulluk atmak gerekiyor. Ben tarlaların oluşturması kolay olsun diye direkt kültivatörle oluşturdum. Şu sırt işaretleyiciyi kaldırayım bir. Hoppa. Şu dönüm başlarını dönmek istiyorum arkadaşlar. Şu açık yerler kalmasın şöyle. Buraya yonca ekeceğiz. Bir de parın parın parlamasın yonca. Bir dakika bir dışarı çıkacağım arkadaşlar. Şurası iyi olmuş mu diye bakacağım ama. Anladığım kadarıyla bu köşeler iyi dönülmüş gibi duruyor. Şurada az bir şey açıklık var. Tamam tamam sıkıntı yok. Şurayı da şöyle geleyim. Şuradan da şu tarafa doğru bir ilerleyeceğim arkadaşlar. Şurada kalan açıkları da kapatayım. Şurada bayağı bir büyük açık alan var anladığım kadarıyla. Orayı bir düzelteceğim. Orası olmaz öyle. Buraya bir tur daha döneceğiz ya. Dönün başı. Hoppa. Şuraya iyi dönersek güzel olacak. İyi dönemezsek kötü olacak. Dıştan bakacağım yine arkadaşlar. Kusura bakmayın. O alanda açık kalsın istemiyorum. Çünkü yonca ekeceğiz arkadaşlar. Yonca seyrek seyrek çıkmasın. Tam kapansın. Geri gelemiyorum ya. Dışarı çıktım mı geri gelemiyorum traktörle. Hey Allah'ım geldim yolu geri gidiyorum bak şu an. İşte böyle olduğu zaman da ben sinir oluyorum. Ayar oluyorum. Deli oluyorum. Şuradan şu sıraya gideyim bir daha bir. Öbür köşeleri de kapatayım. O köşeye bir daha döneceğim arkadaşlar. O köşede bir açık yer kaldı. Oraya bir daha ayarlayacağız ya. Kusura bakmayın. Orayı öyle açık kalsın istemezdim. İşin gerçeğini söylemek gerekirse gençler. Tüm hızımızla ekim işine devam ediyoruz. Yapacağız yapacağız. Her şeyi yapacağız. Burada yapacağız arkadaşlar. Diğer haritayı şey yapmadık. Küçük traktör dediğinizde mod bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. İndirdim ya. Ben aslında bayağı bir küçük traktör modu indirdim de. Modlar bilmiyorum. Bu şu traktörün verdiği tepki vermiyor ya. Öyle olunca da ben sıkıyorum. Arkadaşlar bu alanlar boş. Şimdi bakmayız. Buraları dolduracağım ben tek tek. Buralara fabrikalar falan yerleşecek. Bir şeyler koyacağım yani. Peyzaj diye gideceğiz burada alanları. Burada açık alan yok mu? Bana mı öyle geliyor ya? İnşallah doğru bir şey yapıyoruzdur biz ya. Baksana buranın her yeri ekili gibi. Dönüşleri güzel dönmüşüz o zaman. Şöyle az bir şey açıklar kalmış sadece şuralarda. Bu köşe yine şey ya. Bu köşe biraz sıkıntı olmuş biraz. Var açıklık alanlar var. Yok desek de. Şöyle birazcık geniş alacağım geleceğim. O köşeyi iyi dönmek istiyorum. Haydi yavrum. Haydi yiğidim. Tamamdır. Dön baba. Şurayı çok açık bırakmışız. Şurayı düzelteyim. Tamamdır. Biçerci biçerken. Gerçi biz kendimiz yonca makinesi biçeceğiz buraya ya. Ne biçercisi. Biçerci nereden çıktı? Şu alanda şey yapayım. Sadece bir köşe kaldı arkadaşlar. Orayı da düzelteceğim. Şu bir daha tekrar gideceğim dediğim köşe kaldı. Oraya da gideyim ben. Ondan sonra buradaki işimiz tamamlanmış olacak. Bu traktörleri bırakacağım. Ben bir traktör alıp geleceğim. Şu şeyleri saracağım. Herkül modu yok. Pardon. Tamamdır. Bunu kaldır baba. Ben bir T6'yı alıp geleyim arkadaşlar. Bunları mecbur Roma'ya saracağız. Yapacak bir şey yok şu an için. Evet arkadaşlar. Bütün tohumu gübreyi arkada bıraktım. Onlar mümkünatı yok. Sarmanın imkanı yok yani onları Roma'ya. Yani şu traktörle onu saracağım. Ben sararım diyen adam varsa gelsin.
Bu Roma onları sarsın. Ne istiyorsa vereceğim ya. Onları oraya sarmanın imkanı yok. Çok kötü sinirlendim ya. Onları götürüp atacağım, şey yapacağım ya. Satacağım geri, vereceğim gitsin. Yani daha doğrusu Roma direkt boşuna dolduracağım Roman. Oradan şey yaparız arkadaşlar. Onları şey yapmanın mümkünatı yok ya. İmkanı yok. İmkanı sıfır yani onu doldurmanın. Birader sen herhalde bugün dönmeyeceksin. Sen dönmeyeceksin dedikten sonra döndü. Dur aman aman takılma. Lan bir dur anasını satayım ya. O da son gaz tıkıyor. Oğlum bu klas yetemezsin buna. Hıyar ağası. Ben şu şeyi sokayım, bir garaja sokayım da arkadaşlar zamanı bir hızlandırayım ya. Şimdi şeyin içinde gübreler falan var, ıslanmasın. Onları ben video dışında götürüp satarım arkadaşlar. Şimdilik dura koysun onları orada. Şimdi bunlarla uğraşmayacağım. Çok kötü vakit kaybediyoruz çünkü onlarla uğraşırken. Bunlar sarılıyor arkadaşlar. Onlar imkanı yok sarmasının ya. Sararım diyen varsa her şeyi vermeye hazırım ben. He sen buraya sığmayacaksın ben. E tamam dışarıda dur ya. Sıkıntı değil. Şimdilik şöyle bir kenarda dura koyan biz arkadaşlar. Ya bunun deposundaki haznesi de genişmiş arkadaşlar zaten. Şeyde gerek yokmuş işin gerçeği. Şeyle sarmaya da gerek yokmuş. Neyse ben şu ortalığı bir toplayayım. Zamanı hızlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben uyandım. Şimdi ben karar değişikliği yaptım bir. Biz yulaf mulaf ekmiyorum arkadaşlar. O tarlara arpa ekem ya. Bize arpa balyası lazım ya. Biz hayvanları vereceğiz çünkü bunu. Yulafla uğraşmayayım arkadaşlar. Yulafı bir dahaki sezona sallayayım. Biz gidem. Bu tarlara arpamızı ekem arkadaşlar. Şu el freni kapat. El freni de açık kalmış. Zaten bir gün uyudum. Günü atladı ya. Fazla şey yapmadım. Eylül ayındayız. Arpa ekme sezonundayız. Biz oralara... Arpa hangisi lan? Şu buğday, şu arpa. Gidek arka ipi, arpa ekimimizi yapam arkadaşlar. Arka dediniz bana ya. Arpa ekimimizi yapam tarlalarımızı. İki tarla arpa ekeceğiz zaten. Fazla uzun sürmez arkadaşlar. Biri hemen burada, biri evin arkası tarlalarım. Gerçekçi oynamaya dikkat edeceğiz. Dur yanlış yapıyoruz. Dur lan. Tarlalarımızı alsın işte. Oğlum yabancı otlar çıkmaya başlamış da tarlada. Bak şey yapılan yerde yabancı ot çıkmıyor demek. Şeyde çıkıyor sadece. Şu kültivatörlü olan yerde taşma çıkıyor. Bir gün makinenin şey özelliği vardı. Hoppa. Baba sal şunu. Al şu sırt işaretleyiciyle sen. Gel abisi. Hadi ya Allah bismillah bereketli olsun dedik arkadaşlar. Daldık tarlaya. Biz buraya arpa ekem. Niye diyeceğiniz, biz balya yapacağız ve kış mevsimini atlamak istemiyorum. Kış mevsiminden önce ben seralarımı aktif hale getirmek istiyorum. Bir de şimdi yulafa baktım ben. Yulaf da Mayıs'ta falan ekiliyor arkadaşlar. Silaj da aynı anda ekiliyor. Kış mevsimini atlamak istemedim. Ondan dolayı arpa işine giriştik arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir dakika şunları kaldır. Şu ilk sıraya düzgünce gitmek istiyorum. Ondan dolayı böyle yaptım arkadaşlar. İlk etrafını düzgünce dönem, bir dahakine döne döne ekeceğiz. Şunu at sen sırt işaretleyici yine. Ekim yapıyorsun değil mi? Ekiyor ekiyor tamam. Şu ilk sıraya ben düzgünce bir döneyim arkadaşlar. Ondan dolayı şeyi kaldırdım, böyle bir saçma sapan hareketler yaptım orada. Bir de traktörün dışına çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Full içeriden oynayacağım bu kez. Bu oyunu. Bu haritayı daha doğrusu. Şunu kaldır baba sen yine. Şöyle gel abisi. Gel 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 gel. Bir daha topla şöyle bir. Aç şeyi sırt işaretleyiciyi. Ekiyorsun değil mi? Ekiyorsun. Tamam. Dur bir bakacağım arkadaşlar emin olmak için. Tamam ekiyor. Şu taşları kayaları bir dahaki şeyde toplayacağız arkadaşlar. Onları toplayacağız derken taş gömme makinesi de gömeceğiz gitsin arkadaşlar onları. Taş kırıcı da alacağız. Şey de kullanacağız. Taş kırıcı diyorum ne? Adını söyleyin. Taş toplama makinesi de alacağız. Onunla da toplarız taşlarımızı. Sıkıntı değil. Şu sırt işaretleyici bir daha kapatacağım. Hoppa ters tarafa verdik yönümüzü. Şöyle verirsek sıkıntı olmaz diye tahmin ve telakkin ediyorum gençler. Sırt işaretleyiciyi aç. Dediğim gibi ilk sıra olduğu için böyle yapıyorum gençler. Bir şey yapayım döneceğim etrafını döne 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 halledeceğiz yine burayı da. Bunlar ilk sıra olduğu için şey yapmak istemiyorum. Köşe dönüşler sıkıntı oluyor ondan dolayı. Ya anlatmak istediğimi anlatacağım ben size arkadaşlar. Anlamadım ya. Kelime haznem yetmedi size anlatmıyor oraya. Tamamdır. Şimdi gel düzgünce artık geri geri. Bundan sonrasını döne döne sallayacağız. Sıraya girdin değil mi? At abi sırt işaretleyici. Bu arada bayağı %60'ları falan düşürdük. Gideceğiz her şeyden dolduracağım arkadaşlar. O Dalort'ta kalanları dolduracağım. Şeyin deposuna, mimzenin deposuna. Ondan sonra onları Roma'ya yükleyip ben video dışına satarım. Yıkarım bir yere gitsin ya. Onlarla uğraşılmaz arkadaşlar. Mümkünatı yok onları sarmanın. Zararı yazdı ama yapacak bir şey yok ya. Videoyu rezil ettiğine kızıyorum arkadaşlar. Yoksa ben onlarla uğraşmaktan değil. Şimdi çıkacağız. Herkül modu bulacağız. Elle dizeceğiz. Herkül modu yok oyunda. Herkül modu olsa atacağım. Herkül modu da yok. Yüklemeyeceğim Herkül modunu. Şeyim var yani. Andım var Herkül moduna. Yüklemeyeceğim o Herkül modunu bu oyuna. Ya çünkü gerçekçiden çıkıyorum. Birazcık böyle içten falan kullanarak ben gerçekçi oynamak istiyorum oyunu. Biraz da böyle. Hatta fırsatım olsa maddi durum yetse direksiyon alacağım. Direksiyonla oynayacağım da. Maddi durum kurtarmıyor bizi maalesef. Klavyeyle devam ki. Gençler. O da klasla ne sarsılıyor be tarlada. Şu ilk sezonu bir kazas belası atladım arkadaşlar. Şu kışın kar küreme işlerinde girişiriz mi? Burada bilmiyorum. Girişiriz büyük ihtimal. Bir tane alırız kürek önümüze.
O karları bir avluyu mavluyu sürpriz yollarım onları ya. Biraz da onun için yulaf ekmedim. Kış atlamasın aradan. Ben bu ekimleri bir tamamlayayım. Vakti birazcık hızlandırırız. Gübremizi, ilacımızı atarız. Zaten gübre ilacı bir videoda atarız hepsini buraya. Sıkıntı değil. Onları zaten Ferguson'la atacağım gübre ilacı. Bu dev gibi traktörlere atmayacağım. Merak etmeyin gençler yani. Hoppa. Ben buradaki işi azıcık üreteyim arkadaşlar. Burası bayağı bir uzun sürecek gibi. Daha bundan sonra bir tarla daha var. Eyvah yine eyvah. Vallahi burası yavaş yavaş azaldı arkadaşlar. Burayı hemen hemen bitirmek üzereyiz. Dönüşleri iyi yapıyoruz ya. Sıkıntı yok o kadar. Fazla açık bırakmıyoruz yani. Bir git gel de dönüm başlarını kapatır bu mimzer. O kadar da haşat bir durumda değil. Hatta şuradan gireceğim şimdi. Şu dönüm başına açık yer varsa kapatayım bu tarafta. Pek de açık yer bırakmamışım. Şu şeyi niye böyle döndüm anladınız mı arkadaşlar? Tarladan çıkmadan dönmek istiyordum. Maalesef ağaca takılacağız. Şöyle tersten döneyim. Mimzer takılmasın. Hoppa. Şöyle. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Neyse sıkıntı değil. Şeyle kapatırız geri giderken şuradan. Şeyle kapatırız. Unuttum ben şeyi ya. Onu. Açık olduğunu. Kusura bakmayın ya. Sırt işaretleyici açık bırakmışım. Tarlayın dalmışız geçmişiz tarlaya. Bu tarafta dönüm başına bir gideyim. Burada birazcık açık yer kaldı çünkü biliyorum. Aynen orası da burası. Şu açık yerleri de halledek gitsin gençler. Ya bu kez de şeyi açık unutmuşuz ya. Durun bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın şunları düzelteyim ben bir. Ulan bir realistik oynayacağız derken bütün şeyi mahvettik tarlayı ya. Ektiğimiz tarlayı baştan döndük neredeyse ya. Neyse sıkıntı ya arkadaşlar. Olur arada öyle hatalar ya. Kusura bakmayın. Zaten video baştan sona rezil oldu. Bundan sonrası umurumda değil yani rezil olup olmaması. Kusura bakmayın ama pek de umurumda değil. Tarlanın bir de arkadaşlar hemen şu yukarıdaki tarlamız bizim. Oraya geçmeden önce ben bunun için şunu depolarını doldurup da geleceğim arkadaşlar. Mimzerin. O tarlaya bunun içindekiler yetmeyebilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Şuradaki dönüm başında dönersek sıkıntı çıkarmadan güzel olur. Burada açık vermişiz, fire vermişiz ama yapacak bir şey yok. O tarla birazcık şey yalnız ayarsız bir tarla arkadaşlar. Yani dönümleri şey değil yani. Çok hizalı bir tarla değil. Hele öbürkü tarla. Dört numaralı tarla bizim. Orası iyice şey. Pert yani. Ormanın içinde böyle ağaçların arasında bir tarla. Dört numaralı tarla. Orada şey yok mesela. Böyle düz bir kenar çizgisi yok. Bu iki tarla sadece düz tarlaydı. Ektiğimiz. Bir önce ektiğimiz tarlayı burası var. Burası da çok düzgün diye. Kenarları köşeleri. Hani işçiye salarken birazcık zorlanacağız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz ne zorluklar atlattık. Bu ne desin bize. Kardeş. Dön baba. Hoppa. Şurayı da toplayayım. Gidem şeyden bir tohum alan da gelem ya. Şu yerde kalanlara. Kalanlardan. Kaldır makineyi de. Şuradan yola çıkam. Gidem şuradaki tohumları yükleyem gelem arkadaşlar. Oradaki tohumlar yerde rezil kaldı zaten. Şu an var ya 1 saat 34 dakikadır videodaymışım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın ya. Bu benim hatam tamamen şurası ya. Şurası tamamen benim hatam. O mizeri denemeden girdim ben ya. Aha. Ana şey ha bir gün atlattık ya. Ondan dolayı hemen şey yapmış lan. Dur çiğnemiyorum o zaman orayı. Şöyle yapam. Doldur baba. Hoppa. Orayı çiğnemiyorum. Tekerlekle. Yonca hemen büyümeye başlamış. Kelle vermiş ya. Aa zeminde şey kalmış yoncanın daha. Neyse kalsın ya. İşaretler zeminde kalmış yani. Sırt işaretlerinin izleri falan. Ama sıkıntı değil. Gel baba şunu da doldur. Kapat kapakları. Şimdi buradakileri kullanacağız arkadaşlar. Mecbur onlar ziyan olmasın. Para verdik. Para yok ama paraya bakmayın arkadaşlar. Kredi falan kullanacağız. Üretim zincirine dahil olacağız çünkü direkt. Böyle şey gitmeyeceğiz yani. Bodozlamaya çalışmayacağız oyunda. Şu öbür tarlamızda bir ekem yalnız biz ilk önce bir. Şu arpamızı. İki tarla arpa var. Yeter ya buranın balyası. Küçük balya yapacağız zaten. Bir de bunları elle romağa dizmesi falan bayağı bizi kastıracak. Bu tarafa doğru gideceğiz. Değil mi? Aynen bu tarafa doğru gideceğiz. Şeyi açtığımızda öyle açılacak. Ha, yok. Bana sağ taraftaki açılsın. Şöyle gidelim biz. Ya ay anasını bir geri dönemedik ya. Şu yola bir çık. Şuraya tarlaya bir gir. Gel abisi gel 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 gel. Topla onu. Topla birader topla gel. Gel 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 gel. Ulan bir tane çırak alacağım yanıma. Böyle olmuyor bu işler ya. Bizden geçmiş aga. Haydi bismillah. Başladık bu tarlayı da ekmeye. Yapacak bir şey yok. Burası biraz büyük arkadaşlar. Diğer tarlalara göre sanki azıcık gibi. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Tabii motor da büyük şey de büyük arkadaşlar. Hani oyunda küçük diye geçse de altımızda 175 mi 185 beygirlik traktör var şu an bizim. Yani bakmayın Devolyan T6 175 beygir. Bu 185 beygir T6 küçük kaldı bunun yanında. Ya yani bu pulluk bunlarsa tam oturuyor. Devolyan'da arkası şey kalıyor yani. Pulluk devasa kalıyor mesela. Hani klas tip geçmeyin. Yani T6'ya göre çok büyük bu traktör şu an. Onu da anekdot olarak vereyim size bilgi olarak arkadaşlar. Şöyle bir köşede açık kalmayacak şekilde bir dönüş yapayım. Baltalar elimizde biz gideriz ormana ey ormana. Bu ormanı da ben kendim yaptım. Burayı ben uzattım böyle ormanı. Yoksa bu arada orman yoktu. Çok boş arazili burası. Yani zemini falan ayarladım. Buradan biraz çimenli mivenli gözüküyor da. Burası iyi olmadı. Öbür yaptığım orman daha güzel oldu aslında. Bunları peyzajla yaptım ben kendim. Dediğim gibi arkadaşlar köşenin biri şey yani.
Burası birazcık oval bir köşe. Dönüşler falan. Ama olsun, sıkıntı değil arkadaşlar. Bize her yol Paris. Her yol diyecektim ya. Her yer Paris. Her yer diyecektim, her yol dedim yanlışlıkla. Çiftlik yerleşim falan öyle arkadaşlar. Daha öbür tarafta bir tane daha çiftlik yapımı devam ediyor. Oranın şeyleri falan koydum. At ağırlığıyla koyun çiftliğini falan. Çiftleri falan çektim ama. Daha mesela o arkadaki çiftliğin zemini falan düzenlenecek. Onları falan yapmadım daha. Onun altını hemen çiftliğin arkası sera yaptım. Orası biraz rampa. Üstüne rampaya doğru üzüm bağlarını da dizdik miydi? Tadından yenmez daga. Buraya niye gübre atmamışsın aga sen? Köşeye. Biz yanlış kutuya mı basacağım? Yok. Burası ekili, yanlış kutuya basmamışız. Abi o burası da bayağı büyükmüş ha. İçeri şu aradan saldık mı aşağı yukarı aşağı yukarı işçi biçer ya. Ve zaten işçiye de gerek yok, kendimiz biçeriz de biçerli biz. O olsun yine de. Biçer biçerken hemen balya basmak da isteyebilirim arkasından. Onun için işçiyi çalıştırmak da önemli burada. Dayı oğlum. Onu da söyleyeyim. Uf, sandalyeye yayılayım azıcık, belim ağrıdı ya. Dik oturmaktan. Hani kameranın açısı beni kurtarsın diye uğraşıyorum ama zaten kameranın da şeyi kaymış gönyesi de birazcık. Kamera biraz çapraz duruyor olabilir arkadaşlar, size kusura bakmayın. Bu video rezil oldu arkadaşlar. Ben çok büyük hevesle, umutla girdim ilk videoya bayağı güzel bir şeyler yapayım diye ama ilk videodan rezaleti çıkardık yani, kusura bakmayın. İlk video rezil oldu gitti. Neyse zaten az bir yerimiz kaldı, bunları da halledeyim de. Şu şeyleri ne yapacağım onları düşünüyorum ya, tohumları, gübreleri. Bak gider şey yaparız ya, az daha sararız bunun içine. Olmadı. Ya da boş ver ya, hepsini Roma doldur satarım ben onları ya. Yapacak hiçbir şey yok onlara artık. Onlar şansını kaybetti. Ya palet halinde olanlar kolay alın koyuluyor. Bu şeyler koyulmuyor. Hatta ben büyük torba alayım diyordum kendime. Kendimce. Dedim bize göre değil büyük torba işi. Biz paletli çuvallı alalım. Şey yok, elle atabileceğim küçük çuvallı bir şey olsa onlardan alacağım daha da. Onlardan yok maalesef. Mod olarak da yok, çıkmamış daha. Daha mod çıkmadı doğru önce. Benim gördüğüm yok yani. Kullanışlı bir mod bulamadım yani. Bir şu auto dry modu güzel olmuş. Yeri kazma modu güzel olmuş. Zaten ekipman bir arkadaki mimizer var mod olarak. Gördüğünüz öbür mimizer rezil oldu. Saça başa bak, dağılmış gitmiş ya. Benim bugün bir duş almam lazım bir taraftan da. Bildiğiniz güzel modlar varsa yollayın gençler. Kullanırız yani. Deneriz, yaparız. Bakarız. Yani yok, beğenmedim traktörleri falan arkadaşlar. Çıkan traktör modlarını falan. O Steyr mı Tyre'yim dedim. Olmamış. Beğenmedim yani. Ya ben vites animasyonu olacak arkadaşlar. Vites atıyorsa traktör animasyonunu koyacak mod yapımcısı artık. Yapacak bir şey yok ona. Şu takır tukur sesleri ben istiyorum yani mod çıkan traktörde. Kabin süspansiyonu, koltuk süspansiyonu falan. Kabinle beraber sallansın adam. Ay koltukla beraber. Burayı ben baya kolayladım arkadaşlar. Ekim işini bitirdik sayılır buranın. Şöyle bir tur daha dönüp geleyim, şey yapacağım. Sırt işaretliciyi kapatayım. Dönüm başına döneceğim arkadaşlar. Şuraya da döneyim şu köşeyi. Şu taraftan geleceğim artık dönüm başına. Hoppa. Şunu birader kaldır ama bir tarafı açmadan kaldır, gözünü seveyim, tamamdır. Bir kez ayarladık değil mi? Tamam. Şu dönüm başlarını döneyim. Çünkü burası bayağı geniş, öbür tarlalara göre büyük biraz. Biraz uzun sürecekti burası. Onun için o arayı kestim. Büyük ihtimal kesmişimdir videoda. Kesmediysem de izlemişsinizdir. Bir şeyler anlattım o arada, konuştum birazcık ama ne anlattım onu da bilmiyorum. Buraları ben ona göre, duruma göre ayarlarım. Şuradan dönüm başlarını kapatarak gidem. Açık yer kalmasın. Evet yavrum, klasa ne çekiyor be. Ekim sezonunu bu senelik bitiren bir dahaki seneye şey yaparız. Mısırla başlayacağız ekmeğe direkt bu tarladan. O ara kar kürmedir, sera mera işleriyle de uğraşacağız birazcık. Çünkü daha seraları falan yerleştirmedim videoyu kaydalayın diye. Büyük ihtimalle bugün akşam onlarla da ilgilenim, onları da yerleştiririz. Hazırlarız, hazırda bulunur. Bu köşeyi ekmeden mi dönmüş? Yo, ekmişiz. Bana öyle gelmiş demek ki. İyi ya, makine geniş, hemen kapatıyor dönüm başlarını. Dönerken de bayağı da iyi dönmüşüz yani, sıkıntı yaratmamışız. Tam kare bir şekilde almışız köşelerin hepsini. Şuradan aşağı girersek şöyle. Şuradan da şu dönüm başına dalak. Şuraları kapata kapata gidelim aga. Açık yer kalmasın. Gerçi arpa ektik, açık yer kalsa sıkıntı değil. Şu anızlar kaybolsun istiyorum ya. Anızla uğraşmayayım bir dahaki sezon ben. Böyle sarı sarı tarlan olsa işaretler kalmasın. Hoppa. Şu alana ne koyacağım onu kestiremedim hala arkadaşlar. O alana bir tarla daha mı yaparız bilmiyorum ki. Tarla 4 tane yaptık ama az gibi tarla. Birazcık daha tarla yaparız gibi. Şimdi balye ile maliyle çok uğraşmak istemiyorum da bizim 2-3 tane daha tarla oluştururum ben buraya ya. Şimdi küçük balye yapacağız ya, bizi yıldırsın istemiyorum balye işi bir taraftan da. Ondan biraz böyle yaptım tarlaları. 2-3 tane tarla yaptım ki hemen birazcık hızlandırayım. Bir sezon atlayayım ben, ikinci sezon düzgünce devam edeceğim. Tarlaları marları kendim oluştururum ben zaten video dışında arkadaşlar. Sıkıntı değil. Video içinde size tarla oluşturmayı, peyzajı izletmem büyük ihtimal. Ha isterseniz onu da izletirim. Yani şu çiftlik kurulumunu falan izletmeyi şey yapmadım ama save dosyasını yerleştireceğim, atarım zaten ben size arkadaşlar. Şu fabrikalar bir olayları tam yerleştireyim. Oradan kendiniz baka baka da yapabilirsiniz videolar kayıtlarına nasıl yerleştiğimi isterseniz. İsterseniz save dosyasını alır oynarsınız. Daha yolu bu tamamdır. Biz mimizeri toplayamayız şu tarlanın dışında bir ya. Bu mimizer arkadaşlar şey olan mimizerlerden. Biliyorsunuz siz onu.
Dur bir dakika. Nasıl topluyorduk? Şununla topluyorduk. Aynen. Bak şuradan önümüze, arkamıza bağlayalım üzeri. Şu arkadaki yolda görsün. Şurada bir yol daha var arkadaşlar. Arkaya doğru yaptım. Arka yoldan gideceğim bu sefer. Üzeri bağlayalım traktörümüze. Şimdilik klasla mulasla işimiz yok arkadaşlar. Artık klası garaja sokacağız. En son mısır ekimde lazım olacak bize klas. Ona zaten kunun makinesini aldım. Bu iki mimzer zaten şeyden. Geçen sene bakmayın. 2019'da kullandığımız aletler. İki mimzer de bizim. Biri kunun mimzeri, biri bu. Bunu boyayabiliyorduk FS19'da. Sarı renk yapabiliyordum. Burada yapamıyorum maalesef. Bu arkaya da şöyle bir yol yapmıştım arkadaşlar. Şu arkaya da tarla yaparsak diye büyük ihtimalle yapacağız gibi oraya bir tarlada. Şuradan evimize bir dalak. Artık yavaş yavaş. İyice bunaltmaya başladı. Yaklaşık 1 saat 48 dakikadır video çekiyormuşuz. Şu mimzeri de yerine park edeyim ben arkadaşlar şuraya. Garaja sokam. Ulan yıkamadan yine koymadık biz bu oyunda bak. Mimzeri yıkardık da neyse dursun pisliğiyle şimdilik ya. İyice batınca yıkarız. Oğlum mimzeri yanlış yere soktuk biz ya. Şuraya sokacaktık. Neyse şuradan şöyle sokarsak şu arada dursun. Traktörü de hemen şuraya çevirip sokacağım arkadaşlar, fazla oyla dolaşmayacağım. Şu aradaki garaja sokacağım. Hoppa, iyi olmadı. Şöyle tam ortalayayım onu. Gel abisi. Artık evimize girip sıcak çorbamızı içebiliriz. Kahvaltımızı yapabiliriz arkadaşlar. Stopladım. Evim güzel evim. Televizyonda falan ne var bir bakalım, izleyeyim ya gençler. Hoppa, şömine yanıyor. Televizyon yok mu lan? Oğlum yemek de yok, karı yok çünkü. Kim hazırlayacak yemeği? Kendimiz hazırlayacağız. Şurada oturayım, laptopta film izlerim. Hoppa, ateş yanmasa da yanıyormuş gibi gözüküyor. Neyse bakalım gençler, bu bölüm böyle olsun arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın, şey oldu ya. Adını söyleyeyim, video biraz rezil oldu. Ama oraları toplayacağım, ayarlayacağım ben arkadaşlar. Dediğim gibi, sıkıntı yok. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen kanala bir abone olun arkadaşlar. En aşağıda açılan zaten sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Aşağıda link açıldı şu an. Açıldı bir pencere geldiğinizde. En aşağıda açıklamada bu linkler var bunların. Sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Özellikle Discord'a kalıp katılırsanız iyi olur. Bana her konuda ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bütün konularınızı, bütün şeylerinizi cevaplarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.